yeni nesil problemleri gömeceğiz. Yoksa sınav tarihine gömülen biz oluruz. Arkadaşlar, yeni nesil problemleri nasıl halledeceğiz? Birinci şartı söylüyorum. İlk önce eski nesil problemleri halledeceğiz. Çünkü arkadaşlar, yeni nesil problemler eski nesil problemlerin birazcık daha süslenmiş, hikaye edilmiş halidir. Altyapısı tamamen eski nesil problemlerle aynıdır. Yeni nesil problemler eski nesil problemlerin daha iyi hikayeleştirilmiş halidir. Dolayısıyla arkadaşlar, birinci yapmamız gereken eski nesil problemler üzerinden yeni nesil problemlere geçiş yapacağız. Bunu ben video olarak yaptım. Video tavsiyesini geçmeden önce birazcık burada konuşmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar, problemler sınavın belirleyicisi. Sınavda zamanımızı alan en çok kısım problemlerdir. Biz problemler sınavda iyi yapılamazsa bütün sınavdaki moralinizi etkiliyor arkadaşlar. Diğer soruları çözerken de sürekli kafanıza takılacak bir konu. O yüzden problemleri sınava yakın tekrar çalışmak gerekiyor. O yüzden arkadaşlar, bunun üzerine ben özellikle bir kez daha duruyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım, eski nesil problemleri hallettikten sonra bir kere kafanıza koymanız gereken bir şey, problemleri halletmek için zaman vereceksin. Ciddi bir zaman lazım. Öyle problemler bir video seyrettim hemen anlayayım, iki video seyrettim hemen anlayayım şeklinde bir şey değil. Problemleri anlayabilmek için bir kere arkadaşlar kendi kendinize okuyup çalışmanız lazım. Ben şimdi mesela burada problem çözüyorum. Arkadaşım geliyor, diyor ki hocam, diyor, ben diyor anlamadım. Yavrum, diyor, soruyu okudun mu? Yok, diyor. Nasıl anlayacaksın? Senin beyin hücrelerin benim beynimin içinde mi? Senin göz hücrelerin benim gözümün içinde mi? Senin kapasiten benim kapasitemin içinde mi? Önce sen bir kere problemleri anlayabilmen için okuyup anlaman lazım. Bak, dikkat al beni. Dikkat al. Okuyup anlayabiliyor olman lazım. Adam problemi okumadan problem yapmaya çalışıyor. Ben böyle bir şeyle ilk defa karşılıyorum. Adam problemi hiç okumadan ben yapamıyorum ya, diyor. Oğlum, diyorum, okudun mu? Kızım, okudun mu? Yok. E nasıl yapamadın, anlıyor. Kapıdan girmemişsin, içeride şu var bu var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir oku, bir anla, bir uğraş. Problemler sabır meselesidir arkadaşlar. Eğer yapılabilse bugün herkes yapacak. Eğer bir yapılsın var ya, şu an tüm Türkiye problem yapacak zaten. Tüm Türkiye'nin problemlerinden birisi de problemler. Yapılamıyor. Neden yapılamıyor? Çünkü çok sonuç odaklıyız. Alışmışız hazıra. Hocam, diyor, link yok mu? Bir zahmet YouTube'a arama motoruna yektumat problemler yaz. Hocam, diyor, link yok mu? Link yok mu? Linki göstereceğim şimdi sana. Ya bir, öyle bir hazır alışmışız ki arkadaşlar. Araştırmaktan bir haberiz. Araştırmak istemiyor. Zerre kadar araştırmak istemiyor. E sen böyle hazır alışırsan şöyle az bir uzun problem geldi. Ulan acaba bunu okumadan nasıl yaparım? Ya yaparsın. Şimdi bir şey diyeceğim ama yaparsın. Yapamazsın. O yüzden arkadaşlar, birincisi problemlere bir kere emek vereceksin. Emek. Okumaya çalışacaksın. Anlamaya çalışacaksın. Uygulamaya çalışacaksın. Hemen bırakıyor. Bırakmak yok. Bir al, oku. Değer ver. Şıklardan git. İlk başta anlarken bir şeyler yap. Tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar, birinci hamlemiz bu. Çünkü mücadele etmeyen adama hiçbir şey söylemez. Birincisi bunu, önce bunu söyledim. Şimdi arkadaşlar, bunu nasıl halledeceğinizi söyleyeceğim. Zaten buraya kadar bana kızan zaten videodan çıktı. Asıl kazanmak isteyenler şu anda burada. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, bakınız. Yektumat'a geldiniz. Yektumat'ın bu ana ekranında çıkan bir şey var. Ya da 21 saatte problemler yazın. Buraya gelin bakın. 21 saatte problemler yazdığınız zaman, tamam mı? Benim direkt çıkan şu videom var. Bu videomun altında tek PDF var. Ben yine bu videonun açıklamasına PDF koyacağım. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam 21 saat çok uzun. Belki her problemi adam bazılarını yapıyor, bazılarını yapamıyor. O zaman ne yapacaksınız? Yine oynatma sisteme gelin. 24 saatte problem deşire kampı var arkadaşlar. Buna basın. Tamam mı? Bundan gelin, burada hangisini anlamıyorsanız onu deyin. Bak, 54 dakika, 44 dakika, 43 dakika, 59 dakika. Yüzdeye gel bak, 40, 50. Hıza gel, 1.21, 35, 1.12. Yaşa gel. Arkadaşlar bak, mesela yaşın birincisi kolay bitiyor, ikincisi zor bitiyor. Anladınız mı? İkincisi full sınav tarzı sorular, birincisi anlama tarzı sorular. Gel bak mesela, grafik 40 dakika full anlamaya yönelik, burası full sınava yönelik. Karışım 2 bitiyor. Bak gel devam et. Küme problemleri. En önemlisi lan küme problemleri. En önemlisi. Ben hiçbir yerde hala adam şeyin üzerinde, İngilizce bilenler, Almanca bilenler. Oğlum onlar geçti. Yavrum onlar geçti. İngilizce, Almanca bilmeyenler ÖSYM 1999'da soruyordu. O zaman senin baban giriyordu sınava belki. Anladın mı? Onlar geçti. O sınavlar geçti. Anlatabiliyor muyum? Şimdi senin gireceğin sınav başka bir sınav. Senin gireceğin sınavda küme problemi, adam bir hikaye geçiriyor. Sen diyor, adam bir kere sınavda küme probleminin olduğunu da bilmiyor. Bak bundan üzerine tek tek düşmüşüm. Ben çok gerildim ya. Ben niye böyle stres yaptım? Neyse. Gelin buraya, oran orantı 2 bitiyor. Bak buradan tek tek gelin. Ondan sonra problem denemeleri var. O denemeleri de çözün arkadaşlar. Ondan sonra problemleri bitirin. Bak. Permütasyon kombinasyon olasılığı da anlattım. Onu başka bir videoda söyleyeceğim ama bakın, tek video. Onu da yine halledebilirsiniz.
Değerli arkadaşlarım, benim diyeceğim bunlar. Artı, bakın, zaman olun arkadaşlarım. Problemler kitabı muhakkak çözsün. Arkadaşlar, bunun da yine Google'a, mesela Google'a geliyorsun, YouTube hocam yazdığın zaman bütün çıkan kırmızı kitaplar benim, tamam mı? YouTube hocamdaki kırmızı kitaplar benim. Buradan istediğinizi alın. Bana arkadaş geliyor, hocam PDF var mı? Oğlum PDF versen 200 sayfa, 20 kuruştan bassan 40 lira. Burada alsan 23 lira. Bir de bana hadi 7'de kargo olsa, real konuşalım, 30 lira olsa. Yani bunun PDF'sini versem ne yapacaksın PDF'yi? PDF çıktı almam gerekiyor. O evde tonerim varsa tonerim biter. Ama bu haklar da arkadaşlar benim, yani kitabı sanıyorlar ki hepsi benim. Kitabın belli haklar arkadaşlar. Yayın evinin, hatta %90'dan fazla hakkı yayın evinin. Onlar verdi dediği ölçüde ben verebiliyorum. Yani bu bütün hocalarımıza böyle. Bak görmüyor musunuz? Çok ünlü YouTube kanalı bile çözerken diyor ki mesela bu soru diyor falanca yayının diyor. Demek zorunda arkadaşlar. Telif diye bir şey var. Kendi kitabım bile olsa bunun telifi yayın evinde yani. Bakın bu resmiyet çok farklı bir şey. Biz de davayı iyi öğreniyoruz arkadaşlar. Tamam mı canlarım? Buna da dikkat edin. Hadi hocam ben kitabı alamadım. Ne yapacağım? Ben eğleneceğim. Yok öyle bir dünya yok. Geliyorsun. Bak kitabın oynatma listesi çözümleri herkes açık. Mesela bak gelirsin buraya. Tamam mesela hangi TYT, DGS. Mesela örnek veriyorum TYT. Girdim buraya. Al buradan. Çözümünü aç. Bak buradan. Pozisyon aldın mı? Gel izle abi. Bak kaç dakika? 58 dakikada 8 soru çözmüşüm ya. 58 dakika 8 soru. Niye? Her detayıyla anlattım. Her detayıyla. A'dan Z'ye her detayıyla anlattım. Dolayısıyla arkadaşlar yani şu Yeptumat kanalı tanıyıp da hakikaten problem yapamıyorsanız bir problem hayalindeki sizde var. Hayalindeki üniversiteyi yani kazanmanın formülü. Problem sizdedir yani, ciddi diyorum. Yani benim daha problemlerle ilgili anlatacak bir şeyim yok. Emin olun şu kanaldaki içerikler yeter. Denemede çözdüm, soruda çözdüm, soru tahmininde yaptım ama ben yine soru tahmini yapacağım. Ve arkadaşlar şunu bir kez daha söyleyeyim. Sınava yakın tekrar problemleri dinleyin. Problemlerle ilgili tekrar yapın. Bu videonun altını ben gerekli videoları ve PDF'leri bırakacağım. Onları indirin arkadaşlar. Problemler iyi geçmezse sınavınızdan bir cacık olmaz, ben size söyleyeyim. Çünkü problemler sınavda bir kötü geçtiği anda otomatikman moraliniz bozuluyor. Bak sınavda problemleri yapamayabilirsiniz de. ÖSYM bazen öyle özgün sorular soruyor ki biz dahi zorlanıyoruz, yapamayabiliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar yani sınavda böyle her şey problemmiş gibi de sakın saldırmayın. Olabilir. Özgün iki tane soru patlatır. O iki tane soruyu yapsan sana madalya vermeyecekler. Tamam işine bak, yoluna bak güzel kardeşim. Git başka yerden Türkçe çöz, başka çöz. Ama kesinlikle iki soruya takılıp da bütün sınavını berbat etme. Muhakkak ki özgün sorular olacaktır. O özgün sorulara takılma. Ve son zamanlarda emin olun benim yine paragraf çalışma önerim de var arkadaşlar. Bununla ilgili de yani paragrafla ilgili de güzel kitaplar var. Mesela Hale Karataş Hoca'nın ondan sonra Umut Cihan Arslan Hoca'nın kitapları var. Onlar gerçekten paragrafla ilgili iyi kitaplar. Onların kitaplarını muhakkak ki öneririm. Bildiğim kadarıyla bu. Yine benim soru tahmini videolarım devam edecek. Böyle kısa bir demo bir video olmuş olsun değerli arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Böyle gerildiğime falan bakmayın arkadaşlar. Sadece üzülüyorum. Yani problemler böyle bir hani hap gibi, kapsül gibi bir şey değil. Emek vermeniz lazım. Emek vermezseniz başka bir sıkıntılar olur. Tamam mı?